şairin dediği gibi siz hayal edersiniz ama Fenerbahçe transfer eder. Filip Kostiç. Filip Kostiç'i Fenerbahçe İstanbul'a getiriyormuş. Allah Allah nasıl oluyor bu işler? Önce e, ilk haberi okuyayım. Arkadaşlar ben de farkındayım geldiğinde ama ilk haberi okuyayım. Fenerbahçe Filip Kostiç transferi için Sırp oyuncu ve kulübe Juventus'ta anlaşma sağladı. Kostiç bu akşam yani pazar akşamı Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostiç transferinde önemli bir aşamaya imza attı ve transfer hemen hemen oldu gibi. Romano'nun haberine göre Romanlar böyledirler çalgısız yaşayamaz ölürler. Romano'nun haberine göre temsilcisiyle görüşme. Şimdi dün ya Sabuncuoğlu olsun, Romano olsun, Medina olsun, Alfredo Petrulla olsun, Uğur Karakullukçu olsun. Hepsi duyumlar 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 verdi. Yalnız kimisi duyum verdi, kimisi kendinden ödün verdi. Ve futbolcu e, dün akşam saatlerinde saat 22.00'da İstanbul'a geldi. Tabii ki Jose Mourinho etkili oldu bu transfer görüşmesinde. Portekizli teknik adam 31 yaşındaki futbolcu ile yap, yaptığı görüşmede Kost için Fenerbahçe transferinde önemli rol oynadım. Şimdi her zaman söylüyorum size arkadaşlar tesadüfe Galatasaraylılar ve Ateistler inanılır diye. Bazıları bunu dini bir ta tabir olarak algılandırıyor. Dini bir tabir değil. Tesadüfe inandıklarından bahsediyorum. Yani onun arasında çok güzel inanırlar. Mesela Zaha'ya kendi duyumcuları Kur'an'a el basar 8 veriyoruz, 8.5 veriyoruz falan derler ama kapak açıklamasında 3 yazıyor. O zaman 3'tür. Ye, işte e, hakları, imaj hakları, reklam hakları falan filan diler. İmaj hakları ne lan? Açıklayın dediğimiz zaman da imaj için hak. Yani bunu Fenerliler de bir şey bilmiyorlar. İmaj için hak falan derler. Mesela ben o arkadaşlara yardımcı olayım. Ee, Jose Mourinho'nun imzasında 8 milyon euroluk bir boşluk var. Fenerbahçe 8 milyon euro eksik veriyor. Desem Hemen oraya yazalım, buraya yazalım. Nasıl eksik veriyor falan filan derler. 8 milyon euro'yu Fenerbahçe imaj hakkı olarak satın aldı. Yani 3 sene içerisinde birkaç reklamda oynayacak. Bu reklamlardan bu kadar para alabilir. Fenerbahçe sanki bu parayı vermiş gibi yazdırdı. Ya da yazdırmadı. Hocam nasıl yani? Kafamız karıştı. Bırakın bunların kafası karışsın. İmaj hakkından da sorun kalktı sırayla Şimdi Kostic'i alamayınca geçen sene e, Kronik sakat olduğundan falan bahsetmişler. Geçen sezon 31 yaşındaki kanat oyuncusu 33 müsabakada 2107 dakika süre almış. Yaptığı 4 asiste takımına katkı sağlamış. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Ve Juventus'ta sözleşmesi 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Şimdi cahil Fenerbahçe taraftarına bir uyarım var. Cahil Fenerbahçe taraftarına. Maximen sağda oynayabilir. Cengiz Ünder de oynayabilir. 2. Kostic solda oynayabilir. Tadiş de solda oynayabilir. 4. İrfancan Kahveci 8 oynayabilir. Fred'i yedekleyebilir. 10 oynayabilir. Şimanski de 8 ya da 10 oynayabilir. Tadiç de 10 oynayabilir. Bazı cahil Fenerbahçe taraftarına duyurulur bilin istedim. Hani maçın birinde Filip Kostic solda Maksimen sağda başlayabilir. Fred'in cezalı olduğu hocam dinlendirilmesi gereken maçta kim oynayacak? İrfan Can Kahveci oynayabilir. Şimanski oynayabilir. Bilin istedim. Amrabat İsmail Yüksek oynayabilir. Bilin istedim. Yangına çevirdiniz ortalığı. Ortalığın var ya. Ya Galatasaraylar bu kadar yapmıyorlar ya. Bak o sayeden kötü haber geldim Fenerbahçe'ye geldim. Sakatlığından dolayı 2-3 hafta oynayamayacağı kesinleşti mi? Kesinleşti. Hem Yağız Sabuncuoğlu hem Sercan Hamzoğlu bunları söyledim mi? Söyledim. ben kulübe burada kızıyorum. Arkadaş kulübün iletişimciler var. Açıklayın. Oyuncumuzda şu şu varmıştır. Şöyledir böyledir diye. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuna ilgili bilgi vermiyorsa kesinlikle beklenenden daha erken dönecektir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Medine olayı var da Medine az sonra konuşayım. Ben şunu söyleyeyim. Uğur Karakollukçu. Yurt dışından aldığım gizli bilgiler doğrultusunda Artur Melo ve Pilip Kostiç transferleri net olarak bittiğini duydum. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyor. Uğur Karakullukçu. Ya Kostiç'i Galatasaray'a aldı diyor. Net. Ben demiyorum. Uğur Karakullukçu diyor. Artur Melo'da 15 milyon euro piyasa değeri olan o da Juventus'un oyuncusu 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ön liberoymuş. Bazı arkadaşlar ahı gitti vahı kaldı diyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Gabriel Sara'yı aldı mı Galatasaray? Gabriel Sara'yı aldı. Torreira çöpü var mı? Var. Birkan var mı? Var. Kerem Demirbay var mı? Var. Ondan sonra bir kişi daha vardı orada. E, Yusuf Demir değil de. Neyse Oliveira'yı gönderdiler. Hani bunu alıp ne yapacaklar onu çok merak ediyorum da. Bunu da almışlar. Yani Uğur Karakullukçu Kostiç Fenerbahçe'de değil Galatasaray'da diyor. Açık açık net net. Ben demiyorum. Uğur Karakullukçu diyor. 5 Eylül 2024 tarihinde diyor. Bitti mi bitmedi. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Filip Kostiç için attılar, hopladılar, zıpladılar, uydurdular, zırladılar. Neye zırladılar? Kostiç has, şey, sakat diye. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle sakat. O yüzden sabahlara kadar Okan Buruk aradı da görüşme yaptı değil mi? O yüzden ee, o Nihat Atiboğlu'nun yeğeni aradı. Ya Savuncuoğlu, Filip Kost için sağlık durumu iyi. Raporlar incelendi. Temiz eski sakatlığına dair kronikleşen de herhangi bir durum söz konusu değil. Şimdi Nico Shira, İtalyan gazeteci diyor ki Filip Kost için Fenerbahçe'ye transferinde Jose Mourinho etkileyici rol oynadı. Ve oyuncuyu ikna etti. Bu arada Galatasaraylı arkadaşlardan bazıları yeminler ediyorlar. Biz ilgilenmedik ki. Hayır. Kesinlikle ilgilenmedik. Kostüç kim biz kim lan? Diyerek böyle razıya modunu da açıyorlar. Benim gemimi kimse batıramaz. Testere falan yapıyorlar. Ulan ilgilendiniz diyoruz. Hayır biz ilgilenmedik diyor. Sanki var ya. Sanki şey meselesi. Bakın Niko Şira ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki son günlerde Galatasaray'da transfer ihtimaline yaklaşmıştı. Ama oyuncuyu ikna edemediler. Fenerbahçe futbolcu alırken Galatasaray başın basın ha, oyuncu sakatlığının ardından bir aydır iyi durumda. Kronik sakatlığının olduğu sahte temsilcileriyle konuştum. Bu yaz 6-7 kulübü reddetti. Çarşamba günü evet deseydik Galatasaray onu kadrosuna katacaktı. Pazar günü Fenerbahçe kattı. Şimdi Galatasaraylı duyumcu arkadaşlar külliyen yalan söyleme hastalığına tutulmuşlar. Külliyen yalan söylemeyi çok seviyorlar. Ha Kostiç için Fenerbahçe kapı açıklamasını yaptı mı? Yaptı şekerim. Ne diye yaptı? Orada var ya aslında çok gizli bir notla yaptı biliyor musunuz? Transfer bilgilendirme. Kulübümüz Filip Kostiç'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ile Oyuncu ile, bak Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kiralık transferi. Kostiş sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir. Şimdi Galatasaray'ın buz kütlesine oturduğu bir görsel düşünün. Yani... <gülüyor> 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 O kadar e, acınacak bir haldeler ki herhalde şu anda, bak şu anda var ya, şeye e, Dursun Özbey deseler ki lan arkadaşlar, lan arkadaş şu kadar para verin de bari Ryan Kent Emre Moris ile getireyim deseler inanın kabul eder durumda. Bakın Fenerbahçeli kardeşlerim, değerli kardeşlerim ona buna şuna inanmayın. Bu arada arkadaşlar şeyi de söyleyeyim. Ee, hala ama hala Kostiç ve menajerine telefon, hani menajerinin telefonu artı 90 kodlu ve İstanbul Avrupa yakasından birileri tarafından aranıyormuş bilginiz olsun. Artık kim arıyor? <laughs> artı 900 lira diyor. Artık kim arıyor? Ne niyetle arıyor ben bilmem. Ama arıyorlarmış yani. Tabi arayan mevlasını da bulur. Belasını da bulur. Arasınlar bakalım ne kadar daha arayacaklar. Ee, ama Fenerbahçe Kostiç'i alırsa Galatasaray Kostiç'in neyini alır? Posterini alır herhalde. Kiralık olarak anlaşma. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu arkadaşlar. Bakın zorunlu olmayan opsiyon. Yani zorunlu olmayan opsiyon. Anlaşıldı mı? Ee, ve Süper Lig'e mükemmel bir topçu daha kazandırmış olduk. Hayırlı olsun. Yani güzel bir e, transfer. Galatasaray'ın Kosteç ısrarına rağmen oyuncu Fenerbahçe'yi seçmiş. Şimdi yıllık kazancının 3,5 milyon euro olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar yıllık kazancı 3,5 milyon euro. Ancak orada vergi var. E, %45 olması lazım. Yani oyuncunun kazancı 2 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu yıl kiralamak için herhangi bir kiralama ücreti vermeyecek. Bildiğim kadarıyla... 4-6 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonu olacak. Oyuncuya biz bu yıl ücret vermeyeceğiz ancak oyuncuya ücret verirsek de bu 4-6 milyon eurodan düşecek. Atıyorum oyuncuya 2 milyon euro yıllık ücret verdik. 4 milyon eurodan çık 2-4 milyon euro arasına bir opsiyona dönüşecek. Bu 2-4 de şöyle arkadaşlar mesela atıyorum oyuncunun bonservisini servisini Ocak ayında ya da Şubat ayında alırsan 2 yani maaşını veriyorsak sonrasında alıyorsun. Haziran döneminde alıyorsun. 4 milyon euro diye biliyorum. Vallahi güzel bir yatırım. Ama ben şunu söyleyeyim. Bana mantıklı gelmedi. Niye mantıklı gelmedi biliyor musun? Abi Galatasaraylılara adından zırlamasından geçemeyeceğiz ya. Ya bunlar şimdi o simheni aldık. Siz de ala ala kostü çaldınız falan diyecekler ama kafa basmayacak bunların. Ya bunların orta sahanın kanatları olmayan sağ bek sol bekin doğru düzgün alternatif olmayan o boş kadrosu yani Anlaşılmayacak ya. Gerçekten biz bunlara şimdi laf anlatamayacağız. O da ayrı bir olay. Son 4 senede sakatlıktan dolayı Kostic 11 maç kaçırmış arkadaşlar. Galatasaray'ın yeni transferi Osim Henis'e 67 maç kaçırmış. demek ki birileri altına kaçırmış. Şimdi yine ben devam edeyim. Bilgilendirmeye, bilgisele, bilgiselime devam edeyim. Florian'ın tam kalbinden aldıklarımız bitmiyor. E tabi haliyle yanık olması da normal arkadaşlar. Yani birilerinin yanması da normal. Ben çok e, görmüyorum. Şimdi Kostiç kimdir? Bence biz bunu konuşalım. Kimdir abi? Bilinmeyen özellikler. Hele Hale Hendrix'in Kostiç için yazdığı biyografisinden faydalanılmış. Sahada kurt dışarıda kuzu. Sırbistan'da mütevazi bir başlangıçtan futbol tadına uzanan yolculuğu cesaret, azim ve aile desteğiyle dolu. Küçük bir çocukken Filip oyuna olan sarsılmaz tutkusuyla sadece futbol oynamak için her gün 5 kilometre yürüdü. Yakında da okul vardı ama biz her gün 5 kilometre uzaktaki okula gidiyorduk. Babasının yokluğunda onun yanında sağlam bir şekilde duran, onu finanse eden ve başarıya doğru iten annesiydi. Kostiç sahada birebir düellolarda ya da kale görmüş mesafesindeyken Gözünü rakipten ayırmayan bir yırtıcı hayvan gibi vahşi, durdurulmaz bir güce dönüşür. Ancak saha dışında perdelerini kaldırınca kedi gibi bir insandır. Bu özelliği onun sahada kurt lakabını almasını sağladı. Aile hayatı 1992'de Sırp bir baba ve annenin çocuğu olarak Krakujovac, Sırbistan, Yugoslavya'da dünyaya geldi. Kostić ailesinin iki erkek çocuğundan kendisi bir erkek kardeşinden biridir. Çocukken futbol oynamak bazen 5 kilometre yol yürümüş olsa da ne anlatıyorsun hocam ya? Değil mi? Başlık başlık okuyayım. Çok sıkıcı oldu. Ben de farkındayım. Futbolu sokaklarda öğrendi. Galatasaraylılarda ağlarken öğrendi. Kostiç ve ailesine yapılan saldırı Tron olarak bilinen Izvan Grade adlı gece kulübünde meydana gelmiş arkadaşlar olay. Gece kulübü Bosna Hersey'in orta kesiminde yer alan Korijani de bulunuyormuş. O gün Kostiç kardeşi ve amcası Marco Kosti bir çete tarafından dövülmüş. Kafasına şişe atılmış terbiyesiz herifler. Alaksızlar. Sizi bir daha bu şeye gece kulübüne almam. Terbiyesiz herifler. Paralı köpekler. Kısa sürede ikon haline geldi diyor. Kostiş gösterdiği performanstan 19 yaş altı seviyelerinde ulusal bir figür haline geldi diyor. 2015 Avrupa UEFA 21 yaş altı şampiyonasında İspanya'yı yerle bir ettim. Groningen dönemi var. Geçiyorum arkadaşlar. Bana ne Groningen döneminden. Yükseliş dönemi. Aha Hürrem Sultan da gelecek. Oğlum o bana diyecek şimdi bak dur dur. Yükseliş. Aa o başka şeydi pardon başka şeydeydi o. Yükseliş. <laughs> Timo Werner asistlerle besle. Stuttgart'a katılmış. Timo Werner asistlerle beslemiş. Alman kulübüne gitmeden önce Sporting'den transfer teklifi almış. Kardeşi ve amcası Stuttgart'ta olduğu için onun gelişimi için daha iyi demişler. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Sporting'i reddetmiş. Hamburg'a rekor transferini onaylamadan önce orada sadece 2 sezon kalabilmiş. Hamburg'a 14 milyon euroya transfer olması onun kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yaptı. Sonra Eintracht Frankfurt'a gitmeye karar verdi. Ve Frankfurt'un beyli oldu. Gerit beyli oldu. Yani Sebastian Haller ve Luka Jovic'i asistleriyle besledi. Hızlı, güçlü ve delici. Lan aynı benim gibiymiş. Ben de gençken böyleydim de şimdi biraz göbekli, yavaş. <laughs> Hocam sen hala delicisin. Galatasaray'la ilgili konuşsana falan yapanlar. <laughs> Neyse işin şakası bir tarafa. Ee, yani Eintracht Frankfurt aradığı modern kanat oyuncusu prototipi oldu ve her zaman sağda fark yaratan oyuncu diyor. Kariyer zirvesi Juventus. Kostiç'e göre Dusan Vlahovic onu aramış ve Juventus renkleri de birlikte ne kadar harika oynayabileceklerini anlatmış. Yine Vlahovic ona Torino ve İtalya'da yaşamak hakkında bir şeyler anlatmış. Bu Kostic'i ikna etmiş. Juventus kısa sürede kanat oyuncusunu kadrosuna katmış. Kostic'in biyografisine göre bir Juventus oyuncusu olan e, Kostic kulübün sol orta saha bölgesindeki en iyi varlık olarak formunu sürdürüyormuş. Yani Sırbistan bir takımından 2022 Dünya Kupası G grubunda Brezilya, Kamerun ve İsviçre ile mücadele etmek üzere diyor. Gerisi dediğimiz gibi falan filan. İlginç bir ceza almış Frankfurt oynadığı dönemde. E, Milinkovic Savic ile birlikte oynayacağı Lazio'ya transferini zorlamak istemiş. Frankfurt'un liderleri bunu reddetmiş. Kostic greve gitmeye karar vermiş. Bu da bir maç kaçırmasına neden olmuş. Alman Bild gazetesine göre Kostic e, 50 bin avro para cezasına çarptırılmış. Buna ek olarak Sırp oyuncuya başka bir ceza yöntemi olarak da takım arkadaşlar için bir barbekü organize etmesi söylenmiş. Juventus'taki maaşı vergiler dışında 3.2 diyor burada. Ancak maç başıları cartları cartları de saymışlar. Neyse. Kost için Juventus olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek demiş. O sona erdi bile. 31 yaşındaki Sırp futbolcu sol kanat, sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Niyeyse ben sol bek olarak değil de üçlü savunmanın orta solu gibi adlandırılması gerektiği taraftarıyım. Yani Osterwolde gibi sol bek değil. Biraz daha bir tık daha önde duran bir sol bek. Ama geriden oyun kurma vasfı yüksek olduğu için de denene düşünülebilir. Sol ayaklı 1.85 boyunda Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus gibi önemli takımların formasını giydi. Şimdiden en önemli takım Fenerbahçe'nin formasını giyecek. Özellikleri bak burası önemli. Forma giydiği takımlarda sol kulvarı boydan boya kullanmayı sever Kostić. Patlayıcılık özelliği ve asist becerisiyle dünyanın sayılı kanat bekleri arasına girmiştir. Bunun yanı sıra fiziki yapısı ve duran top becerisiyle de öne çıkar. Forma giydiği takımların en büyük hücum güçlerinden olmuştur. Kariyeri boyunca 518 resmi maça çıktı. 78 gol, 117 asistlik performans sergiledi. E, yüksek bir rakam. Geçtiğimiz sezon Juventus 33 resmi maç, 4 asist kaydetti ve kariyerinin en başarılı sezonunu 51 maçta 12 gol 16 asistlik performansla 2019-20'de Frankfurt'ta yaşadı. Kariyer boyunca 2021-22'de Frankfurt'la kazandığı UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 sezonunda Juventus'ta yaşadığı İtalya Kupası şampiyonlukları var. 2021 21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi oyuncu seçilmişti. 2024-25 sezonunda da Fenerbahçe hem Türkiye Süper Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayacak inşallah. Güzel olur değil mi böyle desem. Medina'nın sevgilisi Vanda Nara'ya Fenerbahçe'yi sordu. Ben de Medina sordu zannettim. Arkadaşlar buradaki haber iki gündür beni şaşırtmıştı. Yani e, Arjantin orta saha Jose Jose Sosa Fenerbahçe'yi detaylı şekilde anlatmış ve sevgilisi Carolina Rojas da Vanda Nara'dan bilgiler almış. Vanda demiş ki İstanbul'a hayran kalacaksınız. Fenerbahçe'nin bir stil'i var. Of demiş. Millet hayran kalıyor demiş. Fenerbahçe için ben şunu söyleyeyim. Medina'yı normalde kulübü ocağa kadar kalsın demiştim. Biz de kabul etmiştik. Bunlar kupadan mı eğlenmiş? Bir şey mi olmuş? Bunlar şimdi bize göndermeye çalışıyorlar ha. Ciddi söylüyorum. Bu arada ben Galatasaray'a neyse ama Beşiktaş Trabzonsporlu arkadaşlardan herhangi bir şey görmedim açıkçası söyleyeyim. ama Galatasaray arkadaşlar da baya bir yanma hissediyorum niyeyse. Çözemedim. Yani Medina konusunda böyle. Ben şunu söyleyeyim Medina ile ilgili. 1 Haziran 2022 tarihinde Moreno'da dünyaya gelen... 2022 tarihinde mi? Moreno'da dünyaya gelen Medina futbola Boca Juniors altyapısına başladı. Oğlum 2 yaşından futbolcu alıyoruz lan. 1 Haziran 2002 diyecekler. Yanlış yapmışlar. 2012'de Boca Juniors'a transfer oldu. 8 yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü. 2020'de A takıma yükseldi. İlk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı. Orta sahada farklı bölgelerde Görevlerde etkili olan genç yetenek bugüne kadar 155 maçta ter döktü. Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 2023-2024 yılında ise 25 resmi maça çıktı. 3 gol 3 asist kaydetti diyor. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hedefinde birkaç isim daha var. Umut Tohumcu ismini yazmışlar Fenerbahçe'ye. Tabii ki de yazabilirler. Yazmalarında bir mahsur görmüyorum. Ee, ancak Hoffenheim takımını yani laf aramızda ama aptal zannetmeyin arkadaşlar. Keşke aptal olsalar. Keşke kolay kolay verseler. Umut Tohumcu merkez orta saha. Almanya A takımını seçmediği için Türk sayılıyor. Seçse de Türk sayılacak. Çünkü mavi kartlı sayılacak. 7 milyon euro transfer market değeri var ama buradakinin 2 katını falan istediklerini hatırlatayım. Umut Tohumcu ismini yazan arkadaşlara hatırlatayım. Yani Umut Tohumcu'yu Fenerbahçe'ye falan beklemeyin. İster misin İsterim ama geçiniz. Bak. Size ben bir omurga göstereceğim. 10 gündür anlatmış arkadaşlar. Galatasaray'a önerildiğinde yazıldığında anlattığım için rahatım diyor. Juventus bir aydır Kostić'i satmak için fırsat kollamış beklemiş. Yalnız Ali Naci Küçüğün hesabına giren bir yavşak 6 gün önce şunu paylaşmış. Yani <laughs> Fırsat kollamış. Hatta Galatasaray'ın hiçbir ilgisi olmamış arkadaşlar. Gerçekten de omurga çok değişik bir olay. Arkadaşlar içime sinmedi. Evet biraz lafı uzattım. Farkındayım ama haftanın bu ilk gününde şunu göstermem lazım. Şimdi Gloring kardeşimize de buradan teşekkürler. Şimdi Fenerbahçe kadrosunu şöyle gösteriyorlar. Kalecileri geçtim. bak İrfan Can, Ertuğrul'u geçtim. Şimdi savunma hattı ve hücum hattını şöyle koğuşlandırmam lazım. E, ee, görselden herhangi bir hak kaybı yapmıyorum. Arkadaşımıza da teşekkürler. Şöyle bir dursun. Göstermem gereken bir şey var arkadaşlar. Şimdi Ciku, Samet, Çağlar, BKO okay mi arkadaşlar? Tehlike anında camı kırınız butonu var. Ben şimdi Levent'i oradan alıp Fred'in yedeği yapsam hiçbirinizin zoruna gitmez, zorunuza gitmesin. Çünkü e, Levent'in orijinal mevkisi 8 numaradır. Tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi. Ama sol ayak 8 numara. Yani sol bekin Jadon Osterwold'e Kostic, Maximen Oğuz Aydın sol kanadın, Fred Levent Mercan, Şimanski Mert Hakan, Amrabat İsmail Bartu Elmas. Mükemmel bir tandem. Sağda İrfan Can Tadit Cengiz. Hücumda en nesiri Ceko Cenk Tosun. Olur mu? Olur. Fred'in arkasına İrfancan Kahveci'yi koydum. Sağ kanata Tadit Cengiz yaptım. Olur mu? Olur. Ee, Fred'in arkasına İrfancan'ı koydum yine. Şimanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic'i koydum oraya. Sağ kanada Cengiz Oğuz yaptım. Kostiç'i bir tık öteye attım. Maksimen Kostiç arkalı önüne oynattım. Yine olur mu olur. Az önce anlatmak istediğim olay buydu. Yani Fenerbahçe aslına bakarsanız bir transfer yapmadı. Birden fazla transfer yapmış oldu. Ve şunu söyleyeyim. Herkesin hatta Jose Mourinho'nun bile yani Jose Mourinho'nun bile arkadaşlar bir iki transfer yapacağız dediği yerde ben size dokuz transferden bahsetmiştim. Medina'yı da dahil edersek Fenerbahçe'nin dokuzuncu transferi Filip Kostić oldu. Hani bazı arkadaşlar buraya gelip çamur atıyorlar. Söylediğim bir şey de doğru çıksın falan filan diye. Ben onların ne mal olduğunu biliyorum da. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani ne mal olduğunu biliyorum. Yani ne mal olduklarını siz de anlayın diye söylüyorum. Jose Mourinho'nun bile <laughs> birkaç transfer dediği ya da de ben 9 transfer demiştim. Allah'a çok şükür yanılmamış oldum. 9. transferimiz de hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.